Açıkçası ben de şoktayım şu an. Ne kadar köklü ve dürüst bir aile olduğumuzu siz de biliyorsunuz. Tabii biliyoruz. Ama siz de takdir edersiniz ki çok büyük bir olay bu. Ve sizin haberinizin olmaması çok ilginç. Sizin haberiniz yoksa bu mallar tırlara nasıl yükletildi? Alo abi. Bir problem var. Yola çıkmadan tır iyice kontrol etmiştim. Temizdi. Ama az önce kapının kenarına sıkıştırılmış bir telefon buldum. Bizi takip için koymuş olabilirler. Nasıl yani? Bilmiyorum abi. Ama yükleme esnasında iki şüpheli tip vardı. Ne diyorsun lan sen? Tamam tamam kapat. Kapat haber tamam vereceğim sana. Tamam abi tamam. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Şoför. Tırda bir telefon bulmuş. Galiba takip ediliyoruz diyor. Yükleme yerinde de iki tane şüpheli tip varmış zaten. Ne yapmak lazım sence? İstihbarat ensemizde. Bence iptal edelim sevkiyatı. Adamlar mühimlemişlerse sevkiyatı iptal etsek bile her an basabilirler. Kaçış yok yani. Dur. Dur, benim daha iyi bir planım var. Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Saygıner Madenciliğin bu akşam yola çıkacak tırlarında yasa dışı bir madde var. Acele ederseniz yakalayabilirsiniz. İhale Sadrettin'e kalacak yani. Evet. Aynen öyle. Yeni lojistik ortağım. Sadrettin Umman. Sadrettin Umman'ın karanlık geçmişi ortada. Herkes biliyor bunu zaten. Peki bu ortaklığı neden kabul ettiniz? Biz Umman'larla dünür olduk biliyorsunuz. Tam o sıralarda da benim ortağım Cevdet Sarıtaş öldürülmüştü. İşte o aralarda Sadrettin bana ortaklık teklif edince ben de bir şans vereyim dedim. Ama şimdi düşününce bu şehir eşkıyaları Cevdet'i ortadan kaldırıp bu ortaklığa konmuş olabilirler. Taşlar şimdi oturuyor yerine. Ne saf adammışım ben. Sadrettin Umman bu malları sizden habersiz yükletti diyorsunuz yani tırlara. Kesinlikle, kesinlikle. Sadrettin Umman bizi pis işlerine alet etti. Olmuyor ya, olmuyor, olmuyor. Olmayacak da, olmayacak. Biz asla mutlu olamayacağız. Olamıyoruz. Dayan biraz. Ben senden daha çok istiyorum mutlu olmayı, seninle olmayı. Ama Çınar bu durumdayken olamıyor işte şu anda. Atayım mı kendimi aşağı? At lan. Atıyorum lan. Yalnız bak, burası çok yüksek. Ne yapacaktın? Kaldırımdan mı atlayacaktın? Yüksekten atlayacaksın tabii ki. Atıyorum lan. Yalnız bak, ben buradan atlarsam parçık pinçik olurum ya. Çirkin olur yani. Yani. Kafan gözün dağılır kesin. Ve bütün kemiklerin de kırılır. Kemikler kırılır ama kemikler sonra kaynar. Ama kalp kırılırsa bir daha asla kaynamaz Ayşegül. Ya bırak. Üçüncü sınıf şair lafları bunlar. Allah Allah ya. Ben ne yapayım? Ben sana nasıl sürekli birinci sınıf şair lafı bulabilirim ki Ayşegül? Mis gibi laf işte. Neyini beğenmedin? Bak. Kalp kırılırsa kaynamaz. Sen bunun neyini beğenmedin şimdi? Hadi bırak boş konuşma. İn aşağı. Hadi gel buraya. Gelmem Ayşegül. Gelmem. Hep teselli ediyorsunuz beni. Hep bir takım kararlardan beni vazgeçiriyorsunuz. Sonra inanıyorum size. Ah diyorum ya, beni düşünüyorlar. Ah diyorum, beni ne kadar çok seviyorlar. Benim iyiliğimi istiyorlar diyorum. Bir sıcak bakışa çocuk gibi kanıyorum ben.
Hayatım boyunca insanlar beni sevsin istedim. Beni sevsinler diye uğraştım hayatım boyunca Ayşegül. Kimse kimseyi çıkarı olmadan sevmiyormuş. Çok zor anladım Ayşegül. Sen bilmezsin. Senin beni sevmen ne demek sen bilmezsin. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Senin beni sevmenden biliyorum. Yine suçüstü yakalandım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.